Mutlu günler efendim. Saatlerimiz 11'i gösteriyor. Raspor ve Aspor Radyo ortak yayınında Spor Ajansı ile karşınızdayız. Yaklaşık 2 saat boyunca gündeme dair yaşanan tüm gelişmeleri bu ekranda ve Aspor Radyo'da konuşuyor olacağız. Konuklarımızla birlikte değerlendirmelerde bulunacağız. Ahmet Akçı Hocam bizimle birlikte. Hoş geldiniz hocam. Hoş bulduk. İyi yayınlar diliyorum. Çok teşekkür ediyorum. Onur Özkan bizimle birlikte. Hoş geldiniz Onur Özkan. Hoş bulduk. Teşekkürler. Ziraat Türk Ekbası Türkiye'nin kupasında 5. tur heyecanını geride bıraktık. Bir hemen yönetmenimiz Seval Şekerci ekranlara getiriyor. 5. turda alınan sonuçları. Babakars Fatih Karagümrük Kırklareli 2-0 yendi. Kasımpaşa Tek Süt Bandırma Spor'a 1-0 mağlup oldu. Atakaş Hatay Spor, Sakarya Spor 5-1 yendi. MK Ankara Gücü Çaykur Rizespor'u karşısında 3-1 galip ayrıldı. Beşiktaş Eyüp Spor'u 4-0 yendi. Hemen ikinci güne de bakalım. Bu ilk gündü. İlk alınan sonuçlarda ikinci günde. Bir tek San Antalya Spor, Siltaş ve Pendik Spor'u 2-1 yendi. Rams Başakşehir, Bolu Spor karşısında sahadan 1-0 galip ayrıldı. Gaziantep Futbol Kulübü, Bodrum Futbol Kulübü'nü 1-0 yendi. Korendon Alanya Spor, Yılport Samsun Spor'a 3-1 mağlup oldu uzatmalarda. Bu maç uzatmalara gitti. Yukatel Adana Demirspor, Anagol 24 Erzincan Spor mücadelesi normal süresi 2-2 eşitlikle tamamlandı. Penaltılarda 7-6 Anagol 24 Erzincan Spor tur atlayan taraf oldu. Fenerbahçe Adana Spor'u 6-0 yendi. İkinci günü böyle geçirmiştik. Hemen düne gidelim. Son günde, üçüncü günde MS Yapı Sivasspor Ankara Keçiören Gücü'nü 3-2 yendi. Mondiyom Kayseri Spor Gençler Birliği'ne 2-1 mağlup oldu. Tümosan Konya Spor Göztepe'ye 2-1 yendi. Trabzonspor Manisa Futbol Kulübü'nü 3-1 yendi. Ve Galatasaray son karşılaşmada Ümraniye Spor karşısında sahadan 4-1 galip ayrıldı. Kimler tur atladı? Bir de hemen o grafiğimizi ekrana getirelim. Son 16 turuna yükselen takımlar. Babakars Fatih Karagümrük, Tek Süt Bandırma Spor, Atakaş Hatay Spor, MK Ankara Gücü, Beşiktaş, Bir Tek San Antalya Spor, Rams Başakşehir, Gaziantep Futbol Kulübü, Yılport Samsun Spor, Anagol 24 Erzincan Spor, Fenerbahçe, MS Yapı Sivas Spor, Gençler Birliği, Timosan Konya Spor, Trabzonspor ve Galatasaray son 16'ya yükselen takımlar oldu Ziraat Türkiye Kupası'nda 5. tur sonrasında. Ahmet Hocam, çok genel bir değerlendirme rica edeyim sonrasında, çünkü maç maç değerlendirmelerde de bulunacağız. Önce çok keyifli maçlar izledik. O yüzden Aspor'a, ATV'ye, Türk Az Medya'ya teşekkür ederim. Haftayı dolu dolu futbol keyfiyle yaşattılar bize. Büyükler beklenildiği gibi üstün oynayarak çok rahat bir şekilde turu geçtiler. Ama özellikle sürpriz yapan takımlar Bandırma Spor'u, Gençler Birliği'ni ve Erzincan Spor'u ben hem sonuçlarından hem de performanslarından dolayı kutlarım. Onur Özkan. Ya, sürprizlerle güzel Türkiye Kupası her zaman. 3 tane sürpriz oldu hocamın söylediği gibi. Keşke daha fazla olsaydı. Benim hiç hoşuma gider. Böyle kupada alt ligden gelen takımların hikayeler yazması. Umarım Erzincan Spor, Bandırma Spor, Gençler Birliği çok daha yüksek turlara giderler ki çok daha bence keyifli oluyor bu zaman Türkiye Kupası. Heyecan artarak devam ediyor. Bir de şunu gözlemliyorum ben. 4 büyük kulüp de çok yoğun bir şekilde kupayı kazanmak istiyor. Ve büyük ihtimalle eğer bir sürpriz olmazsa, belki de uzun yıllar sonra ilk kez, tabii burada kurada eşleşme durumlarına da bağlı olarak 4 takımı belki yarı finalde görebileceğiz. Çok önemli bir son dakika gelişmemiz var. Trabzonspor'da 2 isim kadro dışı. Abdülkadir Ömür ve Umut Bozoğ'un A takımdan ayrı idman yapmalarına karar verildi. Şimdi telefon attığımızda ekip arkadaşımız Yunus Emre Sel bizi bekliyor. Yunus Emre, bir son dakika gelişmesi ekranda yerini aldı aslında. Bunun sinyallerini hoca dün senin maç sonrası yapmış olduğun özel röportajda sinyallerini vermişti Abdullah Avcı Hoca. Neler aktaracaksın, sözü sana bırakalım. Evet Ece, senin de söylediğin gibi dün maçın ardından Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı yaptığı açıklama, sebebini bilmediğim bir şekilde Abdülkadir Ömür ve Umut Bozok aramızda yoklar. Bununla ilgili kulüp gereken açıklamayı yapacaktır ifadesini kullanmıştı. Umut Bozok sezona aslında forma giyerek başladı Berat Yerisa döneminde, ama devamında hem performansındaki eleştirilerin artması hem de yaşadığı sakatlık sonrasında yaklaşık 2-2,5 aydır süreçte takımdan ayrı olarak
hem tedavi sürecini devam ettiriyordu hem de antrenmanlara katılmıyordu. Aynı şekilde Abdülkadir Ömür de özellikle teknik direktör Abdullah Avcı geldikten sonra çok fazlasıyla forma şansı bulan isimlerden bir tanesiydi. Ancak bir sakatlık yaşadı. Devamında Abdullah Hoca bu oyuncuyla ilgili artan eleştirilerle ilgili olarak şöyle bir ifade kullanmıştı. Onu koruma altına aldık dedi. Ama devamında da yarın aramıza katılmasını bekliyoruz diye bir açıklama yapmıştı yaklaşık bir hafta önce. Ancak bu süreden sonra Abdülkadir Ömür antrenmanlara yine katılmayınca Abdullah Hoca dün akşam maçtan sonra çok net ifadeler kullandı. Sebebini bilmediğim şekilde bu iki oyuncu aramızda yok ifadesini kullanmıştı. Ve bugün de Trabzonspor Kulübü Abdullah Hoca'nın bu açıklamalarını destekleyen ve bu açıklamalara devamında şöyle bir ifade kullandı. Yönetim kurulumuz, profesyonel futbolcularımız Abdülkadir Ömer ve Umut Bozok'un bundan sonraki süreçte A takımdan ayrı olarak idman yapmaları konusunda karar almıştır. Ayrıca her iki oyuncu için de idari takip başlamıştır ifadesini kullandı. Tabii antrenmanlara çıkmadıkları için bir noter tespiti yapılacak oyuncularla ilgili. Belki onunla ilgili bir ayrıca bir cezai işlem durumu olacaktır ama bundan sonraki süreçte hem Abdülkadir Ömür hem de Umut Bozok takımdan ayrı olarak, A takımdan ayrı olarak kendilerine verilen antrenör nezaretinde çalışmaları yapacaklar. Burada süre belirtilmedi Trabzonspor Kulübü'nün açıklamasında. Yani ne zaman geri dönebileceklerini veya affedilip affedilmeyecekleriyle alakalı bir durum söz konusu değil. Ama şu detayı verebilirim farklı olarak. Her iki oyuncunun menajeri de takım arayışı içerisinde eğer bir transfer teklifi getirebilirseler ve bu teklif tabii Trabzonspor Yönetim Kurulu tarafından yeterli görülürse değerlendirilmeye alınacaktır. Ama aynı zamanda tabii ki bu süre zarfında da çalışmalarına takımdan ayrı olarak devam edecekler gibi gözüküyor. Korveliç, Tekliç takımdan ayrılan isimlerdi. Bu isimlere yeni isimler eklenmeye devam edecek. Yine Bakasetas'ın dün akşam maçtan sonra Abdullah Hoca'nın bu konuda yaptığı önemli bir açıklama vardı. Pazar gününe kadar bizle dedikoduları ben de duyuyorum ama bundan sonraki pazar gününden sonraki kararı yönetim kurulu verecektir gibi bir ifadesi var. Pazartesi günü çok yüksek ihtimalle Bakasetas'ın da Panathinaikos kulübüne transferiyle ilgili resmi sürecin tamamlanmasını beklediğimizi de belirtelim. Bir diğer önemli gelişme de aslında Ceylan dün akşam saatlerinde yaşandı. Gün içerisinde Sayın Başkan Ertuğrul Doğan'ın Vakeme'yi transfer edemeyeceklerini, maliyetini karşılayamayacakları yönünde bir haber servis edilmişti. Kulüp Başkanı Ertuğrul Doğan'ın ağzından yapılan bu açıklama akşam saatlerinde yalanlandı. Dolayısıyla Vakeme'nin Trabzonspor'a transfer sürecinin hala aktif bir şekilde devam ettiğini de belirtelim. Peki Yunus Emre Sel, çok teşekkür ediyoruz. Kolay gelsin, ağzına sağlık aktardıkların için. Trabzonspor'da iki isim kadro dışı kaldı. Abdülkadir Ömür ve Umut Bozok A takımdan ayrı idman yapmalarına karar verildi iki futbolcunun. Ki bunun sinyallerini Abdullah Hoca dün akşam vermiştim maç sonu açıklamasında. O açıklamaları birazdan ekrana getireceğiz ama tabii ki sizden birer yorum almak isterim. Trabzonspor bölümünde daha ayrıntılı tabii konuşuruz hocam. Abdullah Hoca'nın açıklamaları bence sinyalden öte bugünün bir hazırlayıcı konuşması olmuş. O yüzden demek ki sorunlar daha dün taşınamaz hale gelmiş ki Abdullah Hoca planlı bir şekilde dün başlayan o süreci bugüne kadar taşıdılar. Üzücü bir durum. Her yönden üzücü. Trabzonspor'un bu kadar eksiği olduğu bir dönemde, hele hele derbilerin Trabzon'da önemi ayrıdır. Hafta sonu evet, Galatasaray'la oynayacakları derbide bu derece önemli iki futbolcunun olmaması Trabzonspor adına çok üzücü. Bakın Abdülkadir de daha önce Avrupa'dan çok önemli teklifler almış. Umut Bozok da gol kralı olarak Kasımpaşa'da büyük başarılar elde etmişti. O yüzden hiçbir nedenin açıklanmaması konuya ayrıca böyle biraz daha merak katmış. Çünkü Trabzon taraftarı bunları kesinlikle unutmaz. Burada hem kulüp hem futbolcular zarar görüyor. O yüzden bir an önce bu konunun netleşmesi lazım. Aslında buraya kadar olayın getirilmemesi lazımdı. Trabzonspor'da işte Kurbelis yok, Tekliç yok, onlar gitti. Bakasetas gidiyor. Gidenler çok da gelenler yok. O yüzden kulübü, takımı önümüzdeki dönemde zorlu bir süreç bekliyor. Bence en önemli kayıpları da Onuachu oldu. Özellikle Galatasaray, evet, Galatasaray maçında bunu mutlaka detaylı bir şekilde konuşacağız. Abdullah Hoca'nın eli kolu bağlı ama ne olursa olsun Trabzon büyük takım, tabii, büyük camia.
büyük camialarda bu tür sorunların altından sürekli kalkmıştır. Trabzon'da inanıyoruz ki kalkacaktır. Tüm bu eksiklerini tamamlayacak bir tribün, taraftar gücü olacak dev maçta Galatasaray karşısında Trabzonspor'un, bunu da belirtelim. Onur Özkan, siz nasıl değerlendirirsiniz? Hoca dün akşam Umut Bozok ve Abdülkadir Ömür'le ilgili aramızda neden yoklar, sebebini ben de bilmiyorum dedi. Detayları Yunus Emre Sel aktardı. Siz bu kararı nasıl yorumlarsınız? Bir kere neden bilmemesi mümkün değil hocanın. Hoca orada farklı bir mesaj göndermek istedi. Belki yönetime gönderdi. Yönetim o mesajı aldı. Bugün gereğini yaptı. Ben öyle görüyorum. Umut Bozok'la ilgili süreç sürpriz değil bence. Yani zaten performansı, aidiyeti çok uzun süredir tartışılıyordu. Ama Abdülkadir Ömür bu camianın bir evladı. Trabzonspor şehrinin dinamiklerini, camianın dinamiklerini bilen bir insan, yaşayan bir insan şehri. Yani onunla ilgili böyle bir süreç yaşanması üzücü ve bence bir ders kulüp yöneticilerine. Yani bir oyuncuya değeri ölçüsünde bir teklif geldiği zaman o zamanlamayı doğru yapıp oyuncuyla yolları ayırmak gerekiyor. İşte zamanında 24 milyon euroluk bir teklif var Trabzonspor'un masasında ve bu teklif kabul edilmiyor ve şu anda bu sürece geldik. Trabzonspor'la Abdülkadir Ömür arasındaki ben bağların çok zedelendiğini, duygusal olarak koptuğunu düşünüyorum. Bence iki taraf için de ayrılık hayırlı olacaktır bu saatten sonra. Çünkü hocamın da söylediği gibi Trabzonspor taraftarı bu konularda hafızası yüksek bir taraftar profilidir. Abdülkadir Ömür bundan sonra dönse bile bu süreçte yine aynı şeyleri yaşayabiliriz. O yüzden de bence Abdülkadir Ömür'e doğru bir adres gösterip oyuncunun yaşı da henüz genç, kariyerine bu ölçüde devam etmesi çok daha hayırlı olacak bence. Şimdi Umut Bozok'la Abdülkadir Ömür Trabzon'daki aidiyetleri geride bırakılan yıllara baktığımız zaman aynı kategoride iki futbolcu diyemeyiz. Abdülkadir Ömür Trabzonspor'un evladı Umut Bozok'tu. Aslında büyük umutlarla geldi Bordo Mavili takım. Hatta gol krallığı yarışının lideri olarak geldi. Galatasaray'la bu transferde çekişmişti Trabzonspor ve Bordo Mavili formayı giydirdi Umut Bozok'a. Ama istediği verimi de alamadı. Umut Bozok da belli bir yerden sonra kırıldı, o bağlar kırıldı ve kopmaya yaklaştı gibi sanki hocam. Ne dersiniz? Bence de öyle ama bir tek şeyi biz biraz eksik yapıyoruz. O da bir futbolcunun kariyeri kulüp tarafından, teknik adam tarafından da çok bariz, net bir şekilde planlanmalı. Çünkü bu konuda futbolculardan çok daha büyük bir deneyime sahipler. Bunu çok daha iyi yaparlar. Sonra da o planlamaya futbolcuyu dahil etmek gerekir. Eğer futbolcu ona evet demediği takdirde o planlamanın zaten bir anlamı yoktur. Ben bütün futbolcuları kulüplerinin, hocalarının bu planlamalarına evet demelerini özellikle tavsiye ediyorum. Böyle yapıldığı takdirde iki tarafta hiçbir zarar görmeden hem kazançları, kazan kazan modelini birbirleriyle daha rahat uygulayabilirler hem de futbolcunun gelişimine büyük katkı sağlarlar. Bir yerde bir kopukluk olduğu zaman maalesef bizim yapımızda o var. Biz bazı şeyleri kolay hazmedemiyoruz veya kabullenemiyoruz. Çünkü kulüplerin bizdeki değeri her şeyin üzerindedir. Biraz da gençlikten dolayı eğer biz kendi hedeflerimizde bu kulüp çıkarlarını örtüştüremediğimiz takdirde arada bu tür kopukluklar oluyor. Burada zarar gören tabii ki önce camialar oluyor ama futbolcular da şunu unutmasın. Ben çok yetenekli futbolcular biliyorum. Futbolu nerede bıraktıklarını bilmiyorum. Hatta kariyerine hiç başlayamamış dünya kadar yetenekli futbolcu da tanıyorum. O yüzden Abdülkadir'in kariyeri de şu ana kadar bence çok doğru bir şekilde yönetilemedi. Ama iş işten geçmiş değil. Hala gelecek adına çok şey yapılabilir. Umut kalitesini gösterdi. Evet belki Trabzon'a Abdülkadir kadar aidiyeti olamayabilir ama onun da önünde hala gidebileceği çok değerli bir yol var. Şimdi telefon attığımızda Ulaş Özdemir bizi bekliyor. Ulaş Özdemir hoş geldiniz yayınımıza. Hoş bulduk sevgili Ceyda. İyi yayınlar diliyorum. Ahmet Hocam'a da merhabalar. Onur Özkan da aynı zamanda bizimle birlikte. Ben de hemen ilave. Onur'a da selamlar değerli müdürüme de. Teşekkür ediyoruz. Ulaş Özdemir, Trabzonspor'da iki isim kadro dışı. Abdülkadir Ömür ve Umut Bozok. Takımdan ayrı idman yapmalarına karar verildi iki futbolcunun. Dün akşamda hoca neden bizimle olmadıklarını bilmiyorum ifadelerini kullanmıştı. Siz nasıl yorumlarsınız bu kararı ve tabii bu karara giden yolları? Aslında kulübün bugün yaptığı açıklama dün akşam hocanın yaptığı açıklamanın altını doldurdu bir ölçüde. Umut Bozok zaten yani
bu sezon deplasmanda oynanan Galatasaray maçından itibaren aslında aşağıya doğru giden bir süreci yaşadı. Onu söyleyelim. Ve daha sonra da artık kadroya yedeklerden dahil olmaya başladı. Ve sonraki süreçte de kadroya alınmamaya başladı. Abdülkadir Ömür ise hani istenilen performansı bir türlü veremedi. Ve taraftarla da o bağı, kopan bağı bir türlü yeniden bağlayamadı Ömür. Sahada verdiği performansla beraber. Tabii devre arası girdi. Şimdi yeni bir transfer dönemi başladı falan. Ömür bununla ilgili bir kendine göre çalışma yapıyor. Yani bir teklif getirip işte kulüpten ayrılma yönünde bir niyetinin olduğuna dair bilgimiz var. Bunun dışında Umut Bozok ise artık yani Trabzonspor'daki kariyerinin ben bu saatten sonra, daha doğrusu o Galatasaray maçından sonraki dönemden itibaren olacağını pek düşünmüyordum. Bunda da açıkçası yanılmadım. Dün akşam hoca neden olduğunu bilmiyorum bizimle beraber derken iki oyuncuyla ilgili. Bu oyuncular aslında sakat mı? Soru, bence en kritik soru bu. İki, bu oyuncular işte kendileriyle ilgili bir transfer izni mi aldılar? Yani benim haberim yok gibi. Bu iki sorunun cevabını da aslında kulüp yönetim kurulu almış olduğu kararla ortaya koymuş oldu. Hayır, ikisi de doğru değil. Yani sakatlıklarla ilgili bir durumları varsa şu an itibariyle kendilerine de tebliğ edildi. Özkan Sümer Futbol Akademisi'nde eğer sakatlıkları varsa tedavilerini orada devam edecekler. Ve takım diyelim bugün saat 4'te idman yapacaksa 16'da bu iki oyuncu da eğer sakatlıkları yoksa şayet tedavileri de bittikten sonra varsa sakatlıkları takım hangi saatte idman yapıyorsa o saatte altyapıda idmanlarına devam edecekler. Kadro dışı kararı değil aslında yönetimin aldığı. Bir ölçüde baktığınızda cümleyi manipüle edersek evet bir kadro dışı gibi düşünülebilir ama takımdan ayrı çalışmaları. Çünkü kadro dışı kararları genelde oyuncuların işte Türkiye Futbol Federasyonu'na ya da FIFA'ya başvurmalarına kadar götürülen bir süreç. Özellikle yabancı oyuncular için FIFA süreci işliyor burada. Dolayısıyla takımdan ayrı olarak çalışmalarına karar verildi. Asıl önemli olan boyut şu aslında sevgili Ceyda. Disiplin yönetmeliğinin işleme konulması. Yani bu oyuncular eğer sakat değil de sakatım diyorlarsa burada ağır bir yaptırım uygulayacağı anlamına gelir bu. İki, yani bu ortaya çıktıktan sonra özellikle böyle bir durum. Çünkü Sağlık Kurulu büyük ihtimalle bu iki oyuncuyu detaylı bir şekilde inceleyecekler ve ona göre bir karar verecekler. Ve bu karar doğrultusunda da yönetim başka bir karar alacak. Başka ağır bir karar alabilir. Onu bilemiyoruz. Ama eğer gerçekten de zaten sakatlıkları varsa bununla ilgili herhangi bir karar almalarına gerek yok. Ancak oyuncuların kulüp içerisinde herhangi bir disiplinsiz hareketleri falan işte teknik ekibin vereceği rapor doğrultusunda da bir durum söz konusu olursa ayrıca o işlemi de yapacağız anlamına geliyor disiplin yönetmeliğini işleme koymak. Peki, çok teşekkür ediyoruz Ulaş Özdemir. Ağzınıza sağlık yorumlarınız, değerlendirmeleriniz için. Evet, Ulaş Özdemir'le birlikte kadro dışı kararlarını konuştuk. Şimdi dün akşama gidelim. Ziraat Türkiye Kupası'na yeniden dönelim. Galatasaray Ümraniyespor 4-1 yenerek Ziraat Türkiye Kupası'nda son 16 vizesi aldı. Özet görüntüyü izleyelim ve değerlendirmelere başlayalım. Galatasaray dün akşam sahadan 4-1 galip ayrıldı. Ümraniyespor'u kupanın dışına itip son 16 turuna adını yazdırdı sarı kırmızılı ekip. Ahmet Hocam, sizinle başlayalım. Dün karşılaşmada Galatasaray açısından özellikle dev maç öncesi, hafta sonu oynanacak Trabzonspor evet. maçı öncesi önemli bir maçtı. Hem moral bozmak istemedi Galatasaray hem de eksikleri. Tabii Trabzonspor maçını da düşünerek çıktı. Kadro ile birlikte 1-0 geriye düşmesine rağmen Barış Alper'in dün akşam 2 golü vardı. Biri kendi kalesine, biri rakip kaleye. Ama çok büyük mutluluk yaşadı rakip kaleye attığı gol sonrası. Çünkü bir sorumluluktu. Evet. 1-0 geriye düşmesi Galatasaray'ın Barış Alper açısından nasıl değerlendirirsiniz? O duyguları biliyorum. Yani gerçekten kolay değil. Ama ben her iki takımı da önce tebrik etmek istiyorum. Galatasaray'da soru.
Son dönemde ufak da olsa avantaj Fenerbahçe'ye kaptırılmıştı. Galatasaray gelecek adına ne mesaj verecekti? Bu konuda bence olumlu gelişmeler var. Bu tabii ki Galatasaray'ın turu geçmesi herkes tarafından bekleniyordu. O yüzden sürpriz olmadı. Yani tur geçildiği kadar verilen mesajların da olumlu olması Galatasaray adına bir arttı. En azından şampiyonluk yarışında ben hala varım, Fenerbahçe ile birlikte bu yarışa devam edeceğim dedi. Ümraniye'yi tebrik etmek istiyorum. Yani Galatasaray deplasmanına Mustafa Hoca'nın maç sonrası açıklamaları da beni çok keyiflendirdi. İyi bir de oyun oturttuğunu net bir şekilde gösteren, geleceğe yönelik TFF1'de olumlu mesajlar veren bir takım vardı. Allah onların da yollarını açık etsin. Evet. Galatasaray'da iyi olan ne? Bir, son dönemde formda futbolcu sayısı yok denecek kadar azdı. Futbolcuların form seviyesinin arttığını çok net bir şekilde görüyoruz. Onların başında da işte Kerem Demirbay'ı sayabiliriz örneğin. Diğer taraftan Galatasaray'ın sakatları artık geri dönmeye başladı. Bu Galatasaray adına büyük bir artı. Ve de en çok beklenen Icardi belki sahaya dönmedi ama İstanbul'a takıma döndü. O yüzden Trabzon maçında da bu mesajların camia tarafından vermeye devam edilmesi bekleniyor. Galatasaray'ın belki son dönemde daha kötüye giden veya bozulan oyunu tekrar yavaş yavaş eski haline gelmeye başladı. Okan Hoca da çok net bir şekilde bu eksikleri hızla kapattıklarını söyledi. O yüzden bütün bunlar ışığında ben Galatasaray'ın tekrar Trabzon maçıyla beraber hem oyun olarak hem de takım birlikteliği olarak bir çıkışa geçmesini bekliyorum. Ama oradaki bir soru işareti şu. Hem takımın ihtiyacı var hem de taraftarın beklentisi o yönde. Transfer dönemi olduğu için bir sol bek transferinin artı bir orta saha transferinin Galatasaray'da mutlaka beklenen kalitede olacak şekilde yapılması bekleniyordu. Onların olmaması oradaki soru işaretlerinin tam olarak temizlenmediğini gösteriyor. Berkan'ın gelmesi olumlu ama takım adına da taraftar adına da yeterli değil. En büyük beklenti de Angelinho ne olacak? Onun yerine gelecek kimse var mı? Gelecekse kim gelecek? Artı Icardi de eğer bıraktığı gibi dönecekse Galatasaray'da sorunlar devam edebilir. Ama sezon başındaki formuyla dönecekse bu Galatasaray'ın işini kolaylaştırır. Çünkü son dönemde en büyük eksik Galatasaray rakip kaleye çok yakın oynamasına rağmen, çok şut atmasına rağmen gol konusunda maalesef becerisi yüksek değildi. Evet. Onur Özkan, size de hemen sormak istiyorum. Okan Hoca çok fazla pozisyona girdik ama büyük bir kısmını gole çeviremedik dedi. Birazdan açıklamalarını izleyeceğiz Okan Hoca'nın. Hocamın da bıraktığı noktadan size Okan Hoca'nın açıklamalarıyla birlikte sormak isterim. Galatasaray evet dün 4-1 galip geldi ama hücumdaki bireysel performansların, bireysel yeteneklerin, bitiricilik özelliğinin çok fazla belki bazı pozisyonlarda sahaya yansımadığını görebiliyoruz. Nasıl değerlendirirsiniz Galatasaray'ın 4-1'lik galibiyetini? Yani Galatasaray'ın saha içinde birçok problem var ama herhalde birinci ya da ikinci sıraya bitiriciliği koyabiliriz çok rahat. Yani Galatasaray'ın üretim konusunda, rakip kaleye gitme konusunda, ceza sahasında topla buluşma konusunda çok büyük bir sıkıntısı yok. Ama o işte son pas ve bitirici vuruş konusunda çok ciddi bir sıkıntı var. Bu oyuncu bazlı bir problem. Bir yandan çalışmaya bağlı bir problem olabilir. Onu bilemiyoruz tabii ki. Ama şu anda çok net bizim gördüğümüz bir bitiricilik problemi var. Tabii Galatasaray normal şartlarda kazanması gereken bir maçı, geçmesi gereken bir turu geçti. Bence buradan Okan Hoca'nın oyuncu bazında aldığı bazı mesajlar var. Olumlu ve olumsuz anlamda. Mesela Kazımcan Karataş, yani bir alt lig takım seviyesinde bile henüz o istenen performansı gösteremiyor şu anda. Yani Kazımcan da bir şekilde bence artık en azından kiralık olarak yolların ayrılması gerekiyor ki o oyuncu gelişimini gösterebilsin. Çünkü ben potansiyeline inanıyorum Kazımcan'ın ama şu anda mental olarak düşüş yaşayan bir oyuncu. Özgüven kaybı var. Yani dünkü maçta bile o beklenen performansı gösteremedi. Halil Dervişoğlu, yani bence şu mesajı çok net verdi Halil. Bu seviyede, Galatasaray seviyesinde bir takımın 9 numarası olamaz. Başka bir pozisyon oyuncusu olabilir. Bir 10 numara olabilir. Çift forvet oynayan bir takımın tamamlayıcı forveti olabilir. Ama asla o en uçtaki oyuncu olamaz. Bu çok net. Yani Halil Dervişoğlu'nun kariyerine
bundan sonra iyi bir şekilde sürdürebilmesi için mutlaka artık kendine yeni bir pozisyon belirlemesi gerekiyor. Yani oranın oyuncusu olmadığı çok net. Artı hem Kazımcan'da hem Halil'de ben şunu gözlemliyorum. Hocam da birçok genç oyuncuyla çalışmıştır. Ya muazzam bir fırsat var önünüzde. Galatasaray gibi bir takımın ilk 11'inde forma giyiyorsunuz. Halil Dervişoğlu'nun bu üst üste 4. ilk 11 maçı. Ya oyuncunun orada amiyane tabirle topu parçalaması gerekir sahada. Ya eminim, umarım böyle olmaz ama ben eminim. Halil Dervişoğlu ve Kazımcan bundan 5-6 yıl sonra böyle aynaya baktıklarında bugüne dönecekler bir hayal kırıklığını ya da bugünün pişmanlığını yaşayacaklar. Ya biz o gün keşke çok daha net bir mücadele koysaydık diyecekler. Hani ben ya o ben enerjiyi göremiyorum. Ben Halil konusunda bilmiyorum. Aslında elinden geleni yapmaya çalışıyor. Tabii ki daha fazlasını bekliyor ama ben ya da bir kadın olarak duygusal bakıyorum bilmiyorum. Biraz da şanssızlık işte direkten diyen bunlar beni üzüyor hocam tabii. Siz teknik olarak ya, daha iyi değerlendiriyorsunuz. Ben enerjisini hocam yani sahada İyi görmüyorum Halil Dervişoğlu mesela. Geçen Sivas deplasmanıydı. Onu çok net gözlemledim. Santra yapıldı. Galatasaray topu Halil'e verdi. Halil topu kaybetti. Bakın maçın başı Santra. Oyuncu kovalamadı. Ya maçın henüz 15. saniyesi. Yani değişik bir oyuncunun enerjisi var sahada. Kötü bir enerjisi var bence bu anlamda. Şimdi bakın Abdülkadir konusunda şunu dedim. Teknik adamlar, kulüpler bir futbolcunun kariyer planlamasını futbolcunun kendisinden iyi yapar. Şimdi bu cümle aslında çok şey ifade ediyor. Bizde şöyle bir anlayış var. Halil Dervişoğlu bu fırsatı kullansın. İşte futbolcu antrenmandan sonra şut çalışsın. Futbolcu kendine özel antrenör tutsun. Ya biz bütün bunların hepsinden futbolcuları sorumlu tutuyoruz ama futbolcu ne yapacağını bilmiyor ki. Takımın teknik direktörü olarak... Bunların hepsi benim görevim değil mi? Ben teknik direktörlerin görevleri arasına çok önemli bir yere bunu koyuyorum. Tabii ki oyuncunun gelişimi. Dolayısıyla bir futbolcuyu transfer ederken sizin net bir görüşünüzün olması lazım. Hem o futbolcuyla, onun kariyeriyle ilgili hem de ondan beklentilerinizle ilgili. Şimdi sevgili Onur'a ben sormak isterim. Galatasaray Halil Dervişoğlu'nu hangi mevkide oynatmak için transfer etti? 9 numara pozisyonu. 9 numara. Tabii. O zaman çok yanlış yaptı. Yanlıştır zaten. Çünkü, benim görüşüme göre genel konuşuyorum. O dönemde zaten bu transferin Galatasaray'da çok uygun olmadığını, böyle bir sonucun ortaya çıkacağını varsayarak konuşmuştum. Ben Halil'i biraz mevkisiz futbolcular arasında evet, görüyorum. Kesinlikle. Bir 9 numara mı? Bir Icardi mi? Değil. Bir Kerem Aktürkoğlu mu? Solda oynayacak. Sağ açıkta oynayacak. Diyelim bir Tete mi? Veya 10 numara oynayacak bir futbolcu mu? Bakın hiçbir yerde değil. Dolayısıyla Halil'e bir teknik direktörünün Halil gel önce sana senin çok rahat olabileceğin bir mevki belirleyelim. O mevkide seni oynatalım. Ona göre bir planlama içinde yaklaşmış olsa Halil bunların hiçbirine hayır demez. Kaldı ki iyi niyetinden zerre kadar kuşkum yok, özverisi. Keza öyle futbol birlikte oynanması gereken bir oyun. Okan Hoca da onu söylüyor zaten. Belki bazı futbolculara biz yeteri kadar top taşıyamıyoruz tabii diyerek kendini bile eleştirecek kadar dürüst açıklamalarda bulunuyor. O yüzden benim görüşüme göre Halil belki iyi bir santroforun yanında ikinci bir forvet olabilir. Zaten en iyi oynayacağı pozisyon. Ama takımların artık iyi bir santroforun yanında bir mevkisini harcama lüksleri yok. Galatasaray'ın sağ içi dizilişinde de net şunu görüyoruz. Bir Icardi, bir sağ açık, bir sol açık. Orada bile fazlalık var. Kerem'i bile yanlış yerde oynatıyorsunuz. Kerem'i oynattığınız 10 numarada da Kerem'den daha verimli oynayacak bir Mertens var. Hatta son dönem dünkü oyunuyla da bunu ben burada oynarım diyen bir Kerem Demirbay var. Keza Hakim Ziyech'in de belki de en uygun mevkisi o. O yüzden bence çok doğru yapılmayan planlamalar Halil Dervişoğlu'nun da aleyhine çalışıyor. Hocam oyuncunun planlaması doğru mu? Yani şimdi Galatasaray oyuncuyu alacağı zaman oynatacağı pozisyon belli. Oyuncuya da bu söylenmiştir. Halil'in kariyerini çok daha iyi oynayacağı bir pozisyonu olan takımda değerlendirmesi onun gelişimi açısından daha iyi olmaz mıydı? Yani burada evet Galatasaray'ın net bir planlama hatası var. Halil 9 numara olarak görmek, düşünmek. Ama Halil'in de bu şekilde bir transfere imza atması da bence oyuncunun planlama hatasıdır. Şöyle hatta bir de Beşiktaş açısından bakalım. Halil Dervişoğlu transferi gerçekleşmeyince Semih Kılıçsoy'u A takıma çıkarttılar. Ya o yüzden de, yani içinde... evet, Galatasaray'ın planlaması hatalı. Mesela Halil ben defalarca söyledim.
mükemmel bir altyapısı var. Evet, evet. Futbol altyapısı var. Topla ilişkisi, topla dönüşleri, pas alışverişleri çok üst düzey. Halil gerçekten de çok acayip bir kariyere evrilebilirdi. Ama 24 yaşına geldi. Yani dolayısıyla artık Halil'in bundan sonra net bir karar vermesi gerekiyor. Diyecek ki ya ben 9 numarayım, bu konuda kendimi geliştirmem gerekiyor. Son vuruş konusunda, pozisyon alma konusunda. Ya da diyecek ki hayır ben buraya oynayamıyorum. O zaman ne yapmalıyım? Pozisyonumu oynayacağım bir takıma gitmeliyim artık bu saatten sonra. Çünkü 24 yaşınıza geldiniz. Peki şöyle yapalım. Bir de karşılaşma sonrasına gidelim. Açıklamalara bakalım ki o açıklamalar eşliğinde de yine bireysel performansları konuşalım. Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, futbolcular. Bakalım karşılaşma sonrasında neler söylemişler. Maç sonu açıklamalar bu şekilde. Ümraniyespor'u da tebrik ediyor. Son ana kadar mücadelelerini sürdürdü onlar da. Genç futbolcuların performansı, özellikle maç sonu açıklamalarını izledik. Az önce ekranlara getirdik. Hepsi ellerinden geleni yapmaya çalıştılar. Ve maç sonu açıklamalarıyla da ben gerçekten gurur duyuyorum. Bu kadar genç isimlerin, genç futbolcuların, Türk futbolcuların böyle kendinden emin, güzel açıklamalarda bulunmaları beni mutlu ediyor. Onlara da yolları açık olsun diyelim Ümraniyespor'a. Şimdi Okan Hoca'nın açıklamaları üzerinden biraz bireysel performansları konuşalım hocam. Kerem Demirbay ile başlamak istiyorum. Hem kendisinin açıklamaları ki dün de 3 asist yaptı Kerem Demirbay. Gerçekten iyi bir performanstı. Forma giydikçe takıma daha adapte olmaya başladı. Tabii onun için dün güzel bir akşamdı. İşim bu açıklamasını yaptı Kerem Demirbay. Siz nasıl buldunuz performansı? İyi buldum. Son dönemde gelişen futbolcuların başında o geliyor. Dünkü maça baktığımda ya oyunun başında sanki Kerem Demirbay derin oyun kurucu gibi oynuyor geldi bana. Geriden oyun kurarken hemen iki stoperin arasına girdi. Üçlü olarak oyun kurdular. Bazen işte Hakan Çalhanoğlu da bunu yapıyor. Başka takımlarda da biliyoruz. Geride oyun görüşü çok iyi, tekniği çok iyi olan futbolcularla oyun kurmaya başlarsınız. Özellikle bu tür rakiplere karşı bu iyi bir çözümdür. Daha sonra bir baktım bir 10 numara gibi rakip ceza sahasında, kale önünde harika işler yaptı. Bu da Kerem Demirbay'ın neler yapabileceğini tam anlamıyla gördüğümüz maçlardan bir tanesi oldu. O yüzden dedim Kerem Demirbay'ı gözü kapalı 10 numara olarak oynatabilirsiniz. Kaldı ki son derece özveriyle oynaması onun 8 numarada da harika işler yapabileceğini gösteriyor. Dün de zaten öyle bir pozisyonda oynadı. Biraz daha fazla Eyüp'ü 10 numara pozisyonda düşünmüşlerdi ama Galatasaray'ı sık sık orta sahada bu üçlü oynarken gördük. O yüzden ben bir zenginliktir diyorum. Eyüp'ün takımda oynamaya başlaması da belki çok süre alamayacak olsa bile kesinlikle biraz bir zenginlik. Biraz daha kabuğunu kırmaya ihtiyacı var galiba. Daha tam direkt 11 seviyesinde mi hocam? Değil ama kesinlikle bir kazanç. Yani tabii onu ki seyretmiş olmak bana en azından keyif verdi. Orta sahadan bahsediyorsak Berkan yeni gelmiş. Berkan'ı hepimiz biliyoruz ama oradaki beklentiler biraz daha fazla, hayallerin yerine gelmesini istiyor. Tabii takımın diğer oyuncularının tamamına gidersem hep ben konuşacağım. Dün en çok beğendiğim oyunculardan biri de Barış'tı. Karşısında bir Emre vardı. İşi çok zordu Barış'ın ama buna rağmen bir devrede iki kaleye birden gol atmak kolay iş değil. Yani iki devrede iki kaleye gol atan oyuncu biliyoruz. Bir devrede atarsan biri mutlaka kendi kalene olur. Barış Okan Hoca'nın dediği gibi kalede oyna dese kalede oynayacak. O yüzden her mevkide de görevini çok iyi yapıyor. Galatasaray'ın son dönemdeki en büyük kazançlarından biri diyerek topu şöyle sevgili Onur'a veya sana bir atayım, siz devam edin. Bir kırmızı hemen transfer gelişmesi ekranda yerini almış Ahmet Hocam. Onu sesli olarak da dile getirelim. Radyodan da bizi dinleyenlerimiz için İstanbulspor'da Hakan Yakın dönemi sona erdi. Teknik direktör Osman Zeki Korkmaz'la 2,5 yıllık anlaşmaya varıldı. Bu transfer gelişmesini paylaşalım ki İstanbulspor'u da Süper Lig'e çıkaran teknik adam da Osman Zeki Korkmaz. Niye gönderildi, niye yeniden geri şimdi getirildi? Şimdi tekrar İstanbulspor teknik direktörü olarak devam edecek. Bu kez 2,5 yıllık bir anlaşma. Kötü bir ayrılık olmamıştı diye hatırlıyorum ben. Hem ama Osman Zeki hocayla sohbetlerimizde. Ama yanlış bir ayrılıktı yani. Belki de şartlar değişti ve tekrar bir birliktelik söz konusu çok iyi bir teknik adam oldu bu arada söyleyeyim, evet. Osman Zeki hoca.
Sezon başı da Manisa'daydı Osman Zeki Korkmaz. Şimdi belki iyileşen şartlarla ya da farklı gelişen olabilir durumlarla birlikte tekrar bir birliktelik söz konusu. Hayırlı olsun diyelim hem Osman Zeki Hoca'ya hem de İstanbulspor'a. Ahmet Hocam. Ya İstanbulspor'u iyi tanıdığımı düşünüyorum. Orada çok fazla art niyet aranmasa bile art niyet derken yani bazen bizim futbolumuzda olmaması gereken şahsi çıkarların ön planda olduğu, başkan dahil olmak üzere, başkan, yönetici, teknik adam, futbolcu görüşleri oluyor veya çalışmaları oluyor. İstanbulspor'da bu yok. Ama Ecmel Başkan herhalde dışarıdan anlatılanlardan biraz etkilenmiş olacak ki son dönemde bu değişiklikler yapıldı. İşte Osman Zeki Hoca ayrıldı ki iyi bir hoca olduğuna ben de kesinlikle inanıyorum. Oyunu da geliştiren bir hoca. Fatih Tekke keza aynı öyle. Aynı. Şimdi Hakan Hoca geldi. Orada dışarıdan bazen kafanıza girecek kadar sizi etkileyen konuşmalar yapılabilir. Ama son sahadan çekme olayıyla İstanbulspor'un bu sene için belki hedefleri bile değişti. O yüzden Osman Zeki Hoca gibi bir hocayla geleceği tekrar yeni baştan inşa etmek ve eldeki futbolcuların bireysel gelişimlerine katkı sağlama amaçlı Osman Hoca buna çok müsaittir. Bir tercihte bulunmuş olabilirler. Bence bu karar kesinlikle desteklenmeli, doğru bir karar. Hakan Hoca çünkü hem takıma hem de her ne kadar bizden biri olsa bile futbolumuza biraz uzaktı. Avrupalı zihniyetle bakıyordu ki o günümüzde bazı takımlarda maalesef istenen sonuçları vermiyor. Peki yeniden Galatasaray'a dönelim. Onur Özkan size sormak istiyorum. Hemen bireysel performansları konuşuruz. Kerem Demirbay ile ilgili yorumunuzu rica edeceğim. Dün performansı kadar maç sonu açıklamaları da konuşuldu Kerem Demirbay'ın. Samimiyeti gerçekten başka bir seviyede ve çok içinden geldiği gibi davranan bir karakter aynı zamanda Kerem Demirbay. Şimdi o karakteri sahaya da daha fazla yansıttığını görmeye başladık mı? Doğru. Ne dersiniz? Eskiler der ya nevi şahsına münasır evet. bir kişilik diye. Kesinlikle yani farklı bir kişilik. Onu görebiliyoruz. Saha içinde, saha dışında konuşmaları. Yani şimdi biz oyuncu performanslarını değerlendirirken genelde hep oyuncu bazlı bakıyoruz olaya. Şimdi Kerem Demirbay için bile biz çöp ifadesini kullandık sosyal medyada. Evet. Yani şimdi yıllardır Bundesliga'da evet. oynamış bir oyuncuya biz çöp muamelesi yaptık burada. Leverkusen'in transfer rekoru kırdı. 35 milyon euro ödediği bir oyuncudan bahsediyoruz. Burada önemli olan şuydu bence. Şöyle bir hata yapıldı planlamada. Halil Dervişoğlu konusunda olduğu gibi aslında biraz. Oyuncu transfer edilirken düşünülen rolde bir problem vardı bence. Şimdi çünkü biz Kerem Demirbay'ı en iyi performanslarını hep üçlü orta sahada sol iç ya da 10 numara pozisyonunda gördük aslında. Hatta Kerem Demirbay'ı Leverkusen'den Galatasaray'a getiren süreçte de şu yatıyordu. Geçen sezon Xabi Alonso'nun gelişi sonrası orada sistemin 3-4-3'e dönmesi ve Kerem Demirbay'ın merkezdeki 2-6 numaradan biri olarak oynatılması. İşin başlangıç noktası buydu. Çünkü Kerem Demirbay'ın oyun alışkanlığında, repertuarında işte temas, pres, sertlik, mücadele bunlar yok. Ama pas kalitesi ve şut kalitesi ligin çok üzerinde bir oyuncu. Dolayısıyla kaleye daha yakın oynadığı zaman çok daha etkili olduğunu bir kez daha dün gördük. Yani Kerem Demirbay'ın Galatasaray'ın planlamasında artık 8 numara değil de biraz daha 10 numara olarak kullanılması bence daha faydalı olacaktır. Çünkü dün de net bir şekilde bunun pasajlarını bize sundu. Bir de son bir Endombele konusunda bir şey söylemek istiyorum. Dünden beri çok konuşuluyor. Siz de görmüşsünüzdür sosyal medyadaki bir görüntüsü. Daha doğrusu evet, maçtaki evet. bir ne diyeyim ona kıyafeti mi beyaz diyelim? Aksesuarı gibi. Mı diyelim? Çorap. Bir içlik mi diyelim, İçlik. Çorap mı diyelim? Ben görüntüyü ilk gördüğümde hem üzüldüm hem biraz da kızdım. Buradan bir mesaj vermek istiyorum izninizle. Sevgili Endombele'yi gecenin o saatinde sıcak yatağından kaldırıp maça kim getirdiyse bence bunun hesabını vermeli kamuoyu önünde. Yazık. Yani gerçekten üzüldüm ben. Öyle bir görüntüsü var çünkü sahada. Hani şunu söylüyordu bize. Benim ne işim var ya bu saatte burada? Beni niye getirdiniz buraya? Ben de güzel evimde sıcak sıcak oturuyordum. Çayımı kahvemi içiyordum diyor bence. O şekilde. İşin şakası bir yana. Bence... Bir virgül koyalım mı? Koyalım. Bir virgül koyalım. Araya espri gidelim. Espri yapacaktım tamam. sonra. Ama o espriyi saat başında rica edeceğim hocam. Bir araya gidiyoruz sonrasında devam edeceğiz.
Spor Ajansı'na devam ediyoruz. A Spor ve A Spor Radyo ortak yayınında Onur Özkan ve Ahmet Akcan'la birlikte Ziraat Türkiye Kupası'nın ardından değerlendirmeleri yapıyoruz. 5. tur maçlarının ardından artık son 16'ya kalan takımlar belli oldu. Galatasaray da bunlardan biri. Dün akşamki bireysel performanslardan konuşuyorduk. Ndombele ile ilgili evet. Onur Özkan'ın yorumu olmuştu hocam. Siz de bir yorum eklemek istediniz. O sırada araya gittik. Estağfurullah. Buyurun. Ben bir espri yapmak istemiştim ama zamanlama konuşmada da çok önemlidir. Zamanlama doğru olmayınca esprinin belki de anlamı, değeri de kaçıyor. Ndombele çok tartışıldı. Evet, Onur'a şunu söyleyecektim. Çok güzel sözcüklerle bir kişi anca bu kadar ağır eleştirilebilir. O yüzden çok nazik bir şekilde gerçekten ağır eleştirilerde bulundu. Ama söylediklerine hak vermemek mümkün değil. O yüzden hem transferi yaparken hem de ondan sonrası için bütün bunların çok doğru bir şekilde planlanması lazım. Devre arası eğer Galatasaray'dan bir ayrılacaksa onların başında bence Ndombele gelecek. Berkan'ın gelmesi bile onun Ndombele'nin önünde olmasını ben kendi adıma bekliyorum. Büyük bir ihtimalle oraya bir transfer yapılırsa şansı da iyice azalacaktır tabii. Futbolcuları konuşuyorduk. Ndombele ile birlikte belki de Sanchez'i burada ayrıca değerlendirmek lazım. Icardi'yi en sona bırakacağız. Evet. Nelson Sanchez'in gelişiyle geri planda kalmıştı. Onun sakatlığı ile tekrar bence çok iyi bir form seviyesine ulaştı. Şimdi kimi oynatacak Okan Hoca? Geride kim kalırsa kalsın o da Nelson gibi çok üzülecek. Veya Nelson kalırsa o üzülecek. Sanchez de artık geri dönmeye hazır olduğunu dün oyuna girdi. Ben bir soru sorabilir miyim burada size? Ceyda'dan biraz rol çalıp. Estağfurullah. Buyurun lütfen. Yani Galatasaray'ın en güçlü olduğu bölge şu an savunmanın merkezi. Evet. Nelson, Davinson ve Abdülkerim Bardakçı. 3 tane üst düzey stoper. En ciddi sorun yaşadığı pozisyonlardan biri de kanat pozisyonu değil mi hocam Galatasaray'ın? Tete, Zaha beklenini veremiyor şu anda. Ziyech zaten yok. Üçlü savunmayı deneyemez mi artık Okan Hoca bu konuda? Yani üçlü savunmada iki kanat beki, Sasha Boy, solda belki Barış Alper daha özgür bir şekilde. Kanat pozisyonun olmadığı bir şekilde Kerem Aktürkoğlu'nun da Icardi tamamlayan bir forvet olarak oynaması. Sizce mantıklı olabilir mi ya, bu saatten sonra? Şimdi bunların hepsini değerlendirmek lazım. Üçlü oynadığınız zaman bütün futbolcuların görev tanımları değişecek. Niye üçlü oynatacak diyoruz Okan Hoca? Beklerin daha rahat hücuma çıkması için. Galatasaray ikili oynadığı zaman Boye çok rahat hücuma çıkıyor mu? Bence çıkıyor. Daha da rahat olmasına gerek yok. Sol tarafta Angelinho'dan beklentiler zaten oydu. Rahat çıkıyor mu? O da çıkıyor. Bence o açıdan kesinlikle Galatasaray'a çok şey katmayacaktır. Çünkü bir tane ofansif olabilecek mevkiyi defansif yönde doldurmuş oluyorsunuz. Bence Galatasaray'ın şu an zaten gol yemede çok büyük sorunları yok. O yüzden bir üçüncü oyuncuyu oraya koyduğun zaman bence ofanstan biraz taviz vereceksin. Demin de dedik Galatasaray'ın sorunları gol atmada. Şimdi Okan Hoca da diyor ki o golü atmak için o futbolcuya biz ne kadar top taşıyoruz bu tartışılır. Demek ki Galatasaray golü attırması için oraya daha fazla top taşıması evet. lazım. Onun için dokunulacak noktalar bence stoperden ziyade ofansif orta saha bölgesi veya öndeki kanat oyuncuları. Bu benim tabii ki kendi görüşüm. Bilmiyorum yeterli oldu mu? Kesinlikle hocam. Teşekkür ederim. Şimdi dün akşam Icardi tribündeydi. Tribünde yerini almıştı. Ekranlara da getirdik görüntülerini. Karşılaşmayı Rams Park'ta takip etti Icardi. İstanbul'a geldi. Ayağının tozuyla da dün karşılaşmada yerini aldı. Okan Hoca da Icardi'ye dinlenme süresi vermiştik. Antrenmanlara başladı. Fiziksel olarak onu hazırlayacağız dedi. Şimdi Galatasaray Ziraat Türkiye Kupası'nı geride bıraktı. Hafta sonu dev maç var. Bu dev maçta bu üretkenliği nasıl geliştirebileceği, bitiriciliği nasıl geliştirebileceği yönünde Okan Hoca da kuşkusuz takım içinde. Kesinlikle. Alternatifler bulmaya çalışacak. Tabii burada akıllarda tabii Icardi'nin oynayıp oynamayacağı soruları var. Bu maç gününe kadar da konuşulacak ama fiziksel olarak onu hazırlayacağız açıklaması var Okan Hoca. Bu biraz sanki şunu gösteriyor bana. Icardi'nin hani direkt belki ilk 11'de oynaması için biraz daha sürece ihtiyaç var. Bu süreç ne kadar olur? 3 günde bu fiziki durum yerine gelir mi? Bence çok zor. Zaten sakatlandığı ana dönelim. Fenerbahçe derbisi.
Orada da hazır değildi aslında Icardi fiziki anlamda. Hep biz konuşuyorduk bunu burada. Şu anlama geliyor bu bence. Icardi Trabzonspor maçında kadroda olsa bile 11'de oynaması çok kolay gözükmüyor. Sanki biraz yavaş yavaş Galatasaray ona hazırlayacak. Belki 30 dakika önce, sonra bir 45 dakika. 3. maçta ilk 11 gibi gözüküyor ama şöyle bir durumda var Galatasaray'da. Icardi'nin oynaması mecburi. Yani orada ciddi bir problem var. Belki Bakanboğ gitmeseydi turnuvaya, o zaman biraz daha Galatasaray'ın orada süresi olabilirdi ama Halil Dervişoğlu'nun performansına bakarak ve onun etrafındaki oyuncuların da skor yükünü üstlenememesine bakarsak orada Icardi'ye çok acil bir ihtiyaç var. Ciddi bir kriz oluşacakmış gibi duruyor orada. Çünkü Icardi'nin sakatlık dönüşlerini çok kolay böyle iyi dönmediğini biliyoruz sakatlıklardan. Hep fiziki anlamda sorunlar yaşayarak döner bir oyuncu. O yüzden de Trabzonspor maçında bence Halil Dervişoğlu oynayacaktır. İlk 11'de mecburen Icardi'yi biz sanırım oyunun ikinci yarısında yine bir maskeyle büyük ihtimalle sahada göreceğiz. Şu an bence gözüken bu. Burada önemli olan bence Icardi'nin ya da o pozisyonun arkasındaki oyuncuların performansı. Burada mutlaka Kerem Aktürkoğlu'nun eski skorer kimliğine kavuşması gerekiyor. Mertens'in şu anda aldığı bir sorumluluk var. Bunu ben çok kıymetli buluyorum. Çok zor bir anda taşın altına elini koydu. Mertens'in bu performansı Galatasaray için değerli. Artı Zaha'dan ya da Tete'den de Galatasaray'ın artık net bir skor katkısı alması gerekiyor. Bu zaruri durumda. Bunlar olursa eğer Galatasaray'da biz Icardi'nin yokluğunu çok fazla konuşmayız burada belki. Ama Galatasaray'ın dediğim gibi forvetin arkasındaki oyunculardan yeterli katkıyı alamaması Icardi'sizliği daha da bir sıkıntılı hale getirdi. O yüzden de Trabzonspor maçında da gözüken o ki Icardi maksimum ikinci yer oynar. Eğer baştan oynarsa da benim için bence bir sürpriz olmayacak. Nedeni de şu. Icardi'nin iğneyle oynadığı dönemler, hatta Galatasaray'da olduğu bütün süre için biz şunu iddia ettik. Icardi ben oynayacağım dediği anda Okan Hoca onu sürekli oynattı. Şimdi acaba bu maçta ne olacak sorusuna da ben buradan yola çıkarak cevap arayacağım. Icardi hazır değil, onu hepimiz biliyoruz. Tabii. Zaten sakatlık döneminde, o iğneyle oynadığı dönemler dahil, takımla birlikte antrenman yapmıyordu. Fiziksel yönden bir düşüş içinde olduğunu biliyoruz. Son dönemde her ne kadar tedavi olduysa da bu süre içinde antrenman yapıp yapmadığını yine bilmiyorum. Ama yapsa bile fizikman üst seviyede olması mümkün değil. Icardi'yi de hepimiz tanıyoruz. Okan Hoca'ya maçtan önce, hocam ben hazırım oynamak istiyorum diyecek mi? Bence diyecek. İşte Okan Hoca orada ne karar verecek? Bence bunu merak etmek lazım. Çünkü şu an Halil'in performansının da skor açısından yeterli olmaması Okan Hoca'ya ya ne olursa olsun Trabzon zaten çok önde oynamıyor. Trabzon Galatasaray'a karşı yine defansı ön planda tutarak, yani bazı defans oyuncularını atağa çıkarmayarak biraz daha fazla geride oynamayı da kabullenecektir. Böyle bir taktikle oynayan, stratejiyle oynayan rakibe karşı çok koşmayan bir Icardi'yi ceza sahasında bulundurmayı baştan itibaren tercih ederse bu da benim için kesinlikle sürpriz olmaz. Peki aynı zamanda transfer dönemine dair de açıklamalarda bulundu. Hemen Okan Hoca o açıklamaları da dile getirelim. Transfere dair işte sol bek kesinlikle alacağız ifadesini kullandı Okan Hoca. Biz geçen sezondan farklı olarak Galatasaray'ın transfer yaz transfer politikasının çok doğru işlemediğini, yansımadığını gördük sahaya. Ki işte Zaha'nın performansı. Tete dün bir gol attı. Belki kendisi için bir kırılma maçıydı ama ben de tribünü de takip etme şansım oldu karşılaşmayı. Tete golü attı ama hani hücumda ne kadar etkili oldu işte. Hep geldiğimiz nokta o bitiricilik konusunda ne kadar etkili oldu. O bir soru işareti hocam. O yüzden ara transfer döneminde yapılacak transferler Galatasaray'da yaz transfer döneminden daha önemli hale geldi. Ya mutlaka ama en azından strateji artık değişmeli. Çünkü Galatasaray'da bir tercihlerinizi yanlış kullanabilirsiniz. Transferde bu mümkündür. Ama Galatasaray'ın bence planı yanlıştı. Plan neydi? Sizin bir sene önce şampiyon olmuş bir takımınız var. Bu şu demek. Bu ligin en değerli takımı sizde. En değerli kadrosu sizde, şampiyonlukla da bunu kanıtlamış. Siz böyle bir takıma 13 tane yeni oyuncu almayı düşünmeniz bile çok yanlış bir planlama. O yüzden oraya 13 tane yeni oyuncu alınacağı yerde eksik olan bölgelere, mevkilere
belki 4 tane, en fazla 5 tane en kaliteli futbolcuları alsaydınız onların performansında da bir sıkıntı yaşamazdınız. Sayalım. Bakan bu performans alamadınız. Halil Dervişoğlu alamadınız. Zaha, Hakim Ziyech, Tete, Endombele alamadınız. Angelinho alamadınız. Takımın transferleri neredeyse tamamını saydık. O yüzden Galatasaray'da kısa vadeli çözüm arayışlarından artık vazgeçmeli. Bunun için sol bek sorununu senelerdir çözemediler. Eğer oraya bir sol bek alınacaksa bence tartışmasız. Oyunun iki yönünü de oynayabilecek. Belki harcamalar biraz yüksek olabilir. Böyle bir sol beki almak zorunda Galatasaray. Eğer bunu almıyorsa zaten hiç almasın. İçeriden bile Galatasaray işte bazı çözümler üretebiliyor. Ama ekonomik yönde Galatasaray'ı gerçekten çok zorluyor. Oraya büyük yatırım yaparlarsa orta sahaya da oyuncu gerek diyoruz. Galatasaray'ın şu an ne yapacağını gerçekten hiçbirimiz tam olarak bilemiyoruz. Hepimiz de Okan Hoca dahil olmak üzere merakla bekliyor. Transfer politikasına dair Onur Özkan sizin yorumunuz ne olur? Galatasaray'ın ara transferde yapacağı hamleler. Evet, geleceklerden bahsediyoruz. Tabii burada gidecekler de büyük önem teşkil ediyor sarı kırmızılı takımda. Diğer yandan işte psikolojik üstünlükten hep bahsediyoruz. Ciddi bir şampiyonluk yarışı var bu sezon Fenerbahçe ile birlikte. Fenerbahçe'nin ara transfer dönemine başlar başlamaz da eksiklerini nokta atışı bulduğu transferlerle kapatmaya çalışması Galatasaray'da da taraftarda da bir beklenti oluşturuyor ciddi anlamda. Çok normal. Yani geçen sezonki Galatasaray'la Fenerbahçe sanki rolleri değişti bu sezon. Her anlamda. Hem saha içinde hem saha dışında. Geçen gün biz Rıza Hoca ile bir yayın yapmıştık. Şu ifadeyi kullanmıştı Rıza Hoca. Ara transfer dönemi yaz transfer döneminden daha önemlidir. Hatta takımlar üzerine daha etkilidir. Çünkü siz takımla bir süre geçiriyorsunuz ve eksikleri daha iyi görüyorsunuz. Ondan sonra Ocak ayında yapacağınız hamleler sezon sonunda daha net sonuç verir ifadesini kullanmıştı. Yani şu an Galatasaray'ın çok net eksikleri var. Yani bunu futbolu çok iyi bilmeyen bir insan bile iki maç Galatasaray'ı izlesin. Galatasaray'ın bir sol bek problemi var der. Merkeze bir tempo problemi var der. Bunu herkes dile getirebilir. Ancak geç kalındı. Yani biz halen şu anda Galatasaray'ın için net oyuncu isimleri kullanamıyoruz. Okan Hoca da net ifadeler kullanamıyor. Çünkü o da biliyor ki biraz gelecek oyuncuların durumu gideceklerle bağlantılı. Çünkü Galatasaray'ın kontenjanı dolu şu anda. Artı ekonomik yapısı çok sağlıklı değil Galatasaray'ın. Hani yeni maliyetler konusunda yönetimin önünün çok açık olmadığını düşünüyorum ben. İkinci yarı başlamış. Fenerbahçe 2 puan önünüzde. Trabzon deplasmanına gidiyorsunuz. Olası bir kötü senaryoda farkın 4 puana 5 puana çıkma durumu var. Bu saatten sonra zaten siz transfer yapsanız çok etkili olabilir mi? Bunlar soru işareti. Dolayısıyla Galatasaray yönetiminin bu konuda geç kaldığını çok net ben ifade edebilirim. Konuşulan oyuncular içinde ya da mevkiler içinde bence Galatasaray'ın olmazsa olmaz birinci pozisyonu 8 numara pozisyonudur. Yani elde birçok oyuncu var baktığımız zaman. Yani nicelik olarak birçok isim sayabiliriz ama nitelik anlamında hocanın ve sistemin ihtiyaçlarını karşılayabilecek Galatasaray'ın 8 numarası şu an yok. Oraya mutlaka oyunun iki yönünü oynayabilen tempolu, temaslı, sert bir oyuncuya ihtiyaç var. Bu çok net. Bu oyuncu gelmediği sürece ne Galatasaray'ın istikrarlı bir oyunu olabilir maç içinde, haftalar arasında, ne de Okan Hoca'nın istediği o güçlü oyun bence oynanabilir. Galatasaray'ın mutlaka bir 8 numara alması gerekiyor. Yani tek bir transfer hakkı varsa Galatasaray'ın bence bu sol bekten değil 8 numaradan yana kullanılmalı. Siz sol beki bir şekilde Barış Alper'le, Kazım Can'la, farklı oyuncularla kapatabiliyorsunuz. Ama merkez çok önemli. Oradaki performansını sizin hücumu da etkiliyor, savunmayı da etkiliyor. Galatasaray'ın önce bir 8 numara alması lazım. Ondan sonra da bir sol bek transferi yapması gerekiyor. Ama hocanın sözlerinden yola çıkarsak sanki sol bek transferi daha öncelikmiş gibi duruyor. Peki o zaman bir tekrar düne gidelim. Zira Türkiye Kupası'nda son 16 turuna yükselen bir diğer ekip Trabzonspor oldu. Bordo Maviler 5. tur mücadelesinde Manisa Futbol Kulübü'nü 3-1 mağlup etti. Enis Destan 2 gol 1 asiste yıldızlaştı. Özet görüntü izleyelim. Evet, açıklamalar bu şekildeydi. Karşılaşma sonrasında bir hatırlatma da yapalım. Programımızın başında Trabzonspor'dan resmi açıklama da
geldi. Abdülkadir Ömür ve Umut Bozok kadro dışı bırakıldı. Takımdan ayrı çalışmalarına devam edecekler. Bu bilgiyi de ekranlarını yeni açanlar için bir kez daha tekrarlayalım. Hocam, Trabzonspor'da hedef Ziraat Türkiye Kupası, bunu her fırsatta dile getiriyor. Hem yönetim hem teknik heyet. Galatasaray maçı öncesi de böylesine rahat bir galibiyet takımı da taraftarı da mutlu etti. Şimdi gözler dev maça çevrildi ama siz dün akşamı nasıl değerlendirirsiniz? Abdullah Hoca'nın açıklamalarıyla birlikte Enis Destan için çok güzel bir akşamdı maşallah. Allah nazar değdirmesin, sakatlık vermesin. İnşallah genç futbolcunun da önü açık olsun. İnşallah. Benim de yakından takip ettiğim bir futbolcu. Yetenekli olduğunu da biliyorum. Daha öğrenmesi gereken çok şey olduğunun da altını çizmekte fayda var. Ben gelecekte Enis Destan'ın hem Trabzonspor'a hem de Türk futboluna çok şey katacağına inananlardanım. Ama futbol bir takım oyunu. Abdullah Hoca da ilk geldiği günden itibaren, ki onda artık klasik hale gelmiş olan, önce fazla pozisyon vermeyeyim, defansımı sağlam tutayım tarzıyla geliştirdiği oyun stratejisini Trabzon'da büyük bir başarıyla uyguluyordu. Özellikle Onaçu'nun da takımda olmasıyla rakibi genelde kendi yarı sahasında karşılayan, direkt hücumla da Onaçu'yu önde kullanarak hücum etmeyi düşünen bir yapısı vardı. O yüzden onun olmaması çok büyük bir dezavantaj. Şimdi aynı görevde Enis Destan oynayacak. Yani her ne kadar fiziki yapısı bir Onaçu olmasa bile ona yakın bir oyuncu. Ama Onaçu'nun deneyimi onda yok. O etkiyi yaratmak da çok kolay değil. Kaldı ki sadece önde bir santroforla değil, onun çevresindeki oyuncularla da böyle bir oyunu desteklemeniz lazım. O yüzden Trabzon'un bu kadar çok eksiğinin olması onları bu maçta her ne kadar mutlu oldularsa bile, kupayı kazanma adına bu turu geçmiş olsalar bile, Galatasaray maçında çok inançlı bir hale getirmedi. Çünkü takım sürekli eksikleri konuşuyor. Bakın, Galatasaray maçına konsantre olmanız gereken bu dönemde bütün camia Abdülkadir'le, Umut'la sarsıldı. Bu otomatikman konuşulacak. Kaldı ki takımı da direkt olarak etkileyecek gelişmelerden bir tanesi o. Yalnız ben Trabzon'da şunu biliyorum. Kaldı ki benim orada görev yaptığım dönemde de çok zorda olduğumuz, çok eksiğimiz olduğu bir dönemde, o an Türkiye'nin en iyi olan takımını hiç kimse bizde şans tanımazken çok rahat bir şekilde içeride yenmiştik. Özellikle Trabzon, içeride rakip kim olursa olsun, ne kadar eksiği olursa olsun, her maçı kazanabilecek bir potansiyele sahip. Ama bu maçta belirleyici rol önce Galatasaray tarafında olacak. Benim gözlemim bu yönde. O yüzden çekişmeli bir maç bizi bekliyor. Trabzon'un, Galatasaray'ın defanstaki o fazla pozisyon vermeyen anlayışını delmesi için çok hızlı, bireysel olarak çok etkili oyuncularla çıkması lazım. Şu an takımı sayacak olursak da önde Enis oynayacak. Büyük bir ihtimalle Vizca'yla ve Fontas'la kanatta, hemen forvet arkasında da Bakasetas'la. Bu dörtlü yeter mi? Onu tam olarak bilmek mümkün değil ama gerçek olan şu: Galatasaray'ın gol atmakta zorlanan bir forveti olsa bile hücum yönünde Trabzon Galatasaray'ı durdurmak için biraz zorlanacak gibime geliyor. Onur Özkan, dünkü karşılaşma üzerinde sizin yorumlarınız ne olur? Enis Destan için güzel, keyifli bir gece oldu dedik. Kesinlikle. Abdullah Hoca açıklamalarında Ziraat Türkiye Kupası'nı kazanmak istediklerini vurguladı. Programımızın başında kadro dışı kararı açıklandı Trabzonspor'ca. Derbi öncesi, dev maç öncesi yoğun bir gündemi oldu Bordo Mavi'de. Bunu geçen söylemiştim. Trabzonspor ve Beşiktaş kupanın bence en net iki favorisidir. Yani Galatasaray ve Fenerbahçe'nin hem ligdeki çekişmesi hem Avrupa maceraları daha yıpratıcı olacak. Trabzonspor ve Beşiktaş bence bu anlamda bir adım önde rakiplerine göre. Yani Enis Destan, Trabzonspor'daki kriz sonrası çok büyük bir kazanç oldu bence. Sadece Trabzonspor için değil, bence ülke futbolu için de bir kazanç. Problem yaşadığımız bir pozisyon, 9 numara pozisyonu ülke futbolu olarak. Aslında Enis'in bu çıkışı çok daha öncesinden yapması gerekiyordu. Benim Altın Ordu günlerinden beri takip ettiğim, çok beğendiğim, izlediğim bir oyuncu. Ardından bir bocalama süreci atlattı. Trabzonspor için tam bir rehabilitasyon merkezi oldu Enis Destan için Trabzonspor camiası.
Bulduğu fırsatı çok iyi değerlendirdi. Mesela hocam Onuachu'nun yokluğu sıkıntı dedi. Kesinlikle katılıyorum ama hani bardağın dolu tarafından bakmak gerekirse, umutlu olmak gerekirse Trabzonspor'un Galatasaray karşısında geride kapanıp topu rakibe verip biraz geçiş kovalayacağını çok net biliyoruz. Bu oyun planının Onuachu'dan ziyade Enis'e biraz daha sanki uygun olduğunu düşünüyorum. Yani sizin rakibe çok fazla topu verdiğiniz, ileride çok fazla çoğalmadığınız bir maçta Onuachu'dan ne kadar fayda sağlayabilirsiniz? O biraz soru işareti. Belki Enis bu maçta ilk Onuachu yokmuş dedirtebilir Trabzonspor camiasına. Böyle bir senaryo bizim karşımıza çıkabilir maçtan sonra. Trabzonspor'a çok net bir kadro erozyonu var. Yani sezon başında alınan, ilk 11 için direkt alınan 3 tane oyuncu vardı mesela. Kurbelis, Orsic ve Fernandes. Kurbelis gitti, Orsic ve Fernandes sakat. Şu anda takımın yine ilk 11 oyuncuları. Pepe yok, Trezeguet yok. Ondan sonra Onuachu yok Trabzonspor'da. Bakasetas'ın durumu belirsiz. Yani hoca oynayacak diyor ama son maçı olacak büyük ihtimalle. Orada nasıl bir performans verir? Trabzonspor için çok ciddi problemler bunlar. Ama tabii ki Trabzonspor camiası büyük camia. Bu maçları iyi oynar her zaman Trabzonspor. Ve en önemlisi Abdullah Avcı. Yani hocanın büyük maçları oynama yeteneği, bu maçlara hazırlanış şekli çok farklı. Hep biliriz bunu. Rakipleri mükemmel analiz eder Abdullah Hoca. Trabzonspor'un en büyük silahı bence Galatasaray önünde Abdullah Avcı'dır. Eğer Galatasaray'ı iyi analiz ederse hoca yine aynı şekilde ve oyunculara bunu iyi anlatırsa ben Trabzonspor'un Galatasaray önünde galibiyet şansı olacağını düşünüyorum. Ama tabii zor maç olacak. Yani bu kadro yapısıyla Trabzonspor'un iyi oyun oynaması, güçlü oyun oynaması çok kolay değil bence. Peki Fenerbahçe ile devam edelim. Fenerbahçe'de Süper Lig ve Konferans Ligi'nin ardından Ziraat Türkiye Kupası'nda yoluna emin adımlarla devam ediyor diyoruz. Detayları ekrana getirelim. Evet, Fenerbahçe 3 kulvarda birden yoluna devam ediyor. Fenerbahçe'de de üretkenlik anlamında belki de en iyi sezonlarından birini yaşıyor, taraftarına yaşatıyor. Ziraat Türkiye Kupası'nda atıyor, Süper Lig'de atıyor, Avrupa'da atıyor. Gerçekten bu sezon gol anlamında izleyenlere, taraftarlarına keyif veren bir Fenerbahçe var Onur Özkan. Ya aslında bu bol gollü galibiyetler Fenerbahçe'nin yazılı olmayan kuralı gibi bir şeydir. Yani Fenerbahçe'nin genlerinde vardır bu hep. Hani taraftar 2-0'dan ziyade 4-2'lik bir galibiyeti ister. Yani geçmiş yıllarda hep bunları görmüştük. Fenerbahçe hücum oynar, çok fazla hücumcülü oynar, çok fazla gol atar. Yani bu özelliğini Fenerbahçe kulübü geçtiğimiz yıllarda biraz kaybetmişti. Geçen sezon bu yeniden kazanıldı. Jesus döneminde bu sezonda onun üstüne konuluyor. Çok ciddi bir oran, yani 2.93 maç başına gol ortalaması. Ve bu ortalama sürerse, ki düşecektir mutlaka. Çünkü haftalar geçtikçe maçların zorluk derecesi artacaktır. Tabii. Rakiplerin direnci, düşme altındaki takımların dirençleri artacaktır ama düşse bile bu ortalama Fenerbahçe için bir rekor kapıda gözüküyor, yani bu çok net. Onu gözlemleyebiliyoruz. Hocanın bence takıma kattığı en net artış şu oldu sezonun ikinci yarısında. Rotasyonu genişletti. Yani ilk dönem şunu konuşuyorduk ya, Fenerbahçe'de 12-13 oyuncu üzerinden dönüyor işler. Bu sürdürülebilir bir şey değil. Aynı oyuncuların üzerine yük biniyor. Burada bir sıkıntı çıkacak demiştik. Hoca şu anda rotasyonu ciddi anlamda genişletti. Mesela sayalım, Mert Müldür. Sezonun ilk yarısında Fenerbahçe'nin planlarında hiç olmayan bir oyuncu. Şu anda biraz zorunluluk tabii ki o sayının gidiş sonrası. Şu anda çok ciddi bir oyuncu kazandı Fenerbahçe sağ bek pozisyonunda. Bonucci geldi. Fenerbahçe'nin savunma merkezine çok ciddi bir kazanç. Krunic geldi. Fenerbahçe'ye çok ciddi bir kazanç. Hoca King'in sürelerini arttırdı. King artık bazen ilk 11'de oynuyor. Ve oyuna giriş zamanları da biraz geriye çekildi. Mesela Gaziantep deplasmanında baktık ki gol gelmiyor İsmail Hoca. Direkt hemen Tadic çıkardı. King'i aldı oyuna. Bu da önemli bir kazanç. Cengiz Ünder kazanıldı mı? Kazanıldı. Batshuayi'de sezonun ilk yarısına göre çok ciddi mental gelişim görüyorum ben. Bunu şuradan anladım mesela. Gaziantep maçının sonunda o görüntüyü herkes izlesin. Oyuna sonradan girmiş bir Batshuayi yine. Genellikle maçın sonlarında çok somurtkan bir şekilde soyunma odasına giden bir Batshuayi'den maçın sonunda arkadaşlarıyla beraber galibiyeti kutlayan Batshuayi'ye dönüşüm. Burada İsmail Hoca'nın bence direkt bir iletişim becerisi var. Dolayısıyla Fenerbahçe'nin rotasyonu şu anda 17-18 oyuncuya genişlemiş durumda. Bu çok önemli Fenerbahçe için. Bunu yapması gerekiyordu hocanın ve başarıldı. Galatasaray'a göre bence çok net bir artı Fenerbahçe adına. Hocam ne dedi? Galatasaray'da yayının başında formda oyuncu sayısı az.
yavaş yavaş bu yükseliyor dedi. Fenerbahçe'de bu sayı çok ciddi oranda artıyor. Mesela Emre Mor giriyor oyuna, uzun süredir oynamıyor, asistler yapıyor. Bu ne anlama geliyor? Lincoln ciddi bir sakatlıktan sene sonra sahaya dönüyor. Lincoln döndü, inanılmaz bir gol attı değil mi? İnanılmaz bir gol. Bu şu anlama geliyor. Siz doğru bir yapı kuruyorsanız eğer, bu doğru yapı içinde kattığınız, attığınız her oyuncudan bir performans alıyorsunuz. Çok kıymetlidir. Eğer yapınız doğru değilse de bu sefer ne oluyor? İyi oyunculardan bile beklenen performansı alamıyorsunuz. Şu anda Fenerbahçe'nin çok net bir doğru yapısı var. Ve bu doğru yapının içine kim girerse girsin bir şekilde katkı veriyor. Hoca bunu çok iyi başardı bence ve Fenerbahçe için oyun anlamında çok fazla bir sorundan bahsedemeyiz bence şu anda. Her türlü oyunu oynayabilecek bir Fenerbahçe var şu anda. Fenerbahçe'yi önde basın, savunmadan Bonucci ile Ciku ile çıkar mı? Çıkar. Önlerinde Krunić var, sizi çıkartır mı? Çıkartır. Geçişi oynar mı Fenerbahçe? Oynar. Birçok oyunu oynayabiliyor Fenerbahçe. Tek sadece eksik ben şunu görüyorum, duran toplar. Yani belki bir gol atıldı son maçta. Adana Spor maçında duran toplar. Uzun süredir Fenerbahçe bunu başaramıyordu. Duran toplar konusunda Fenerbahçe'nin bir problemi olduğunu düşünüyorum. O konuda da gelişirse Fenerbahçe hücum repertuarı inanılmaz bir hal alacak bence. Hocam size şöyle sorayım. İsmail Hoca ilk döneminde hep bunu konuşuruz. İsmail Hoca'nın gidişinden dönemlerinde de ilk dönemine hep bir vurgu yaparız. O zaman bir santrfor istemiştim. Alınsaydı eğer çok başka olabilir yorumunu yapmıştı. Acaba şimdi İsmail Hoca ne hissediyordur? Bu kadar gol yükünü çeken, bir değil hücuma birden çok ismin katkı verdiği bir kadro oluşturuldu Sarı Lacivertliler'de. Ben merak ediyorum acaba İsmail Hoca ne hissediyordur? Kuşkusuz çok mutludur. Bir teknik adam olarak siz nasıl yorumlarsınız? Mutlaka. Herhalde diyordur ki o zaman bana almadıkları bir santrforun karşılığında şimdi her mevkiye çok değerli oyuncular aldılar. O yüzden İsmail Hoca bence geçmişi hele hele bu tür olumsuzluk yönüyle tamamıyla silmiş durumda. Ben hep şunu derim. Bir takımın gücü teknik direktörün gücü kadardır. Teknik direktörün gücü bir kendinden kaynaklanır. Ki bunun için işte futbolcu kişiliği, performansı, kariyeri dahil olmak üzere teknik adam olarak futbolcular üzerindeki hakimiyetiniz, liderliğiniz, onları oynattığınız oyun, geçmişte kazandığınız başarılar size bu gücü verir. Dönem dönem de yönetimden ve taraftardan da o gücü alma ihtiyacını hissedebilirsiniz. Fenerbahçe bu sene hiçbir şeyi şansa bırakmıyor. Başta Ali Koç olmak üzere yönetim kurulu tamamı İsmail Hoca'ya daha gelişiyle birlikte o kadar büyük bir güç verdiler ki, o gücü vermeye de devam ediyorlar. Bunu da futbolculara devamlı hissettiriyorlar. Bakın takıma bazen işler iyi gitse bile o pozitif rekabet içinde bu kadar yıldız futbolcunun olduğu yerde hakim olamayabilirsiniz. Ama Fenerbahçe'de öyle bir kadro var ki, şu an Fenerbahçe'nin en formda, en önemli diyebileceğimiz 3 hatta 5 futbolcusunu sayalım. O 5 futbolcuyu kadrodan çıkaralım. Fenerbahçe şampiyonluğun yine Galatasaray'la birlikte en önemli adayı olur. O yüzden bütün futbolcular şunu biliyorlar. Ben bu takımda vazgeçilmez değilim. Eğer ben pozitif rekabet içinde bulunmazsam beni dışarıya kenara koyarlar. Bu takım yine şampiyon olur. Dünyanın her yerinde bu söz geçerlidir. Çeşme akarken küpü dolduracaksın. Fenerbahçe'de dolu dolu şampiyonluğa koşarken bütün futbolcular bu şampiyonlukta artık geleceğinden emin oldukları için pay sahibi olmak istiyorlar. Bu derecede vericiler. Dolayısıyla yönetimin İsmail Hoca'ya verdiği bu güce bir de taraftarların verdiği bir destek var. O yüzden bence kadro kalitesi kadar Fenerbahçe'nin en büyük avantajı takımın içinde yaratılmış bu pozitif rekabetin beraberinde getirdiği birlik beraberlik, bunu da sonuna kadar kullanıyorlar. Bu kadar kaliteli futbolcular eğer özveriyle oynarlar, çalışırlar, birbirlerine destek olurlarsa sonuç bu olur. Hem pozitif yönde hem negatif yönde. Fenerbahçe işi şansa bırakmak istemiyor dedim. Son dönemde oyun olarak da biraz sallandılar. O hangi dönemdi? İki stoperinin işte sakatlandığı dönemdi. Fred'in sakatlandığı dönemdi. Oraya da hemen Bonucci transfer edildi. Krunić transfer. Hatta
Çağlar hala konuşuluyor ve Krunic transfer edildi. O yüzden Fenerbahçe şu an şampiyonluk yolunda Galatasaray'la kıyaslandığı zaman bile biraz daha psikolojik ben öndeyiz diyen İsmail Kartal transferlerde bile küçük küçük üzerine koymaya devam ediyor. O yüzden Galatasaray'ın artık hata yapma lüksü kalmadı. Fenerbahçe'nin bütün amacı da ya sezon sonuna kadar bu yarışı götürmeden kendi ileklerine sonuçlandırmak. Bu konuda da avantaj sahibi olduklarını kesinlikle düşünüyorum. Bakın iki transferden bahsediyoruz. Josiah King yeni döndü, yeni transfer mi? Lincoln yeni döndü, yeni transfer mi? Dün o golü bence müthişti. Arkadan hemen ikinciyi de Batshuayi'ye attırdı, işi bitirdi zaten. Emre Mor'u bile oraya sayabiliyoruz. O yüzden Cengiz'in dönüşü yeni bir transfer. Fenerbahçe'de her şey istenildiği gibi gidiyor. Şu an başkan, yönetim, teknik direktör, takım, taraftar kenetlenmiş. Biz bu sene şampiyonluğu kimseye bırakmayacağız mesajlarını her hafta veriyor. Bir de şunu görüyorum ben. Takım içinde ciddi egolu oyuncular da var. Ama oyuncuların tamamının egolarını bir kenara koyup hedef doğrultusunda bence... Bu da bir teknik adam başarısı mıdır diye sormak isterim. Başarısıdır ama aynı zamanda... Çünkü bu kadar egosu yüksek, bu kadar yıldız isim. Yani Batshuayi Fenerbahçe'nin ikinci forveti konumunda şu an ama oyunu değiştiren, skoru değiştiren futbolcu konumunda da aynı zamanda ve bunun sorun etmediğini görüyoruz Batshuayi'nin ki 13. golüne ulaştı Ziraat Türkiye Kupası'nda son maçla birlikte. 4 gol bir maçta. Bir önceki maçta hat-trick yapmıştı. Bunlar önemli etkenler. İsmail Hoca'yı da burada hakkını teslim etti. Bu iletişim becerisidir çok net. Yani sizin rolü oyuncuya nasıl anlattığınız çok kıymetli. Mesela ben Batshuayi'ye şunu diyebilirim bir teknik adam olarak. Ya Batshuayi sen iyi oyuncusun ama bile elimde Dzeko var. Sen benim için ikinci alternatifsin. İkinci oyuncusun diyebilirim. Ya da şunu diyebilirim. Dediğin zaman biraz zora girer. Ya da şunu diyebilirim. Batshuayi sen benim için çok özel bir oyuncusun. Maçların gidişatında skoru değiştirecek isimsin. Evet. Şimdi ben aynı şeyi söyledim aslında genel olarak baktığımız zaman. Ama farklı anlattım. Büyük ihtimalle İsmail Hoca benim ikinci söylediğim şekilde yaklaştı oyuncuya ve kazandı. Bu çok net. Sezonun ilk yarısında bunun sıkıntıları yaşandı mı? Yaşandı. Batshuayi'nin maç sonrasında soyunma odasına direkt gittiğini, trip attığını net biliyoruz. Ama şu an gelinen nokta farklı bir nokta. Demek ki oyuncuyla konuşulmuş, oyuncu bu role ikna edilmiş ya da hedefe ikna edilmiş. Bu çok net, bunu gözlemleyebiliyoruz. İşte bu iletişim becerisidir. Artık günümüz futbolunda, teknik adamlık konusunda futbol bilgisi çok önemli. Evet bunu hep söylüyoruz ama oyuncu iletişimi bence birinci sıradadır. Oyuncu iletişimi olmayan bir teknik adamın şu anda günümüz futbolunda başarılı olması mümkün değil. Çünkü sizin elinizde 23 tane birbirinden farklı karakter, birbirinden farklı ego, bunları yönetmeniz gerekiyor. Bu basit bir iş değil. İsmail Hoca bunu çok iyi becerdi şu ana kadar. Zaten elinde çok iyi bir kadro var. Hatta şunu söyledim geçen. Fenerbahçe tarihinin en şanslı teknik direktörüdür İsmail Kartal bu anlamda. Hiçbir teknik adama verilmemiş fırsatlar, şanslar, oyuncular, kadrolar hocanın eline verilmiş durumda şu anda. Bundan 5 sezon önceki, yani 5 yıl içinde çalışan teknik adamlar Ali Koç'la beraber bence şunu söylüyordur. Ya bizim de günahımız vardı. Keşke bize de verilseydi bu fırsatlar diyorlardır mutlaka. Hocanın elinde bu şans var. Bunu da çok iyi kullanıyor. Şu anda Fenerbahçe için hocanın da söylediği gibi hiçbir açık kapı bırakılmayacak şekilde bir planlama yapılıyor. O ben, gerçekten de çok önemli. Batshuayi'yle ilgili bence Dzeko'yla bile ortak konuşulmuştur. Tabii bakın, kesin. Yapılması gereken şuydu, Fenerbahçe onu kesin yapmış. Bir, bütün futbolcularınızı motive etmeniz lazım. Önlerine birer hedef koymanız lazım. Dzeko bu yaşta net bir şekilde 3 günde bir bütün maçları 90'ar dakika oynayamayacağını çok iyi biliyor. Dzeko bu yaşta şampiyonluk yaşamanın ne kadar zor olduğunu, o tür takımlara gitmenin ne kadar zor olduğunu biliyor. Dzeko bu sene şampiyon oldukları takdirde önümüzdeki sene de Şampiyonlar Ligi'nde oynayacağını biliyor. Dolayısıyla sen takım liderisin diye bu liderlik görevini Dzeko'ya verdiğiniz zaman Dzeko'yu kendi tarafınıza çekmiş olursunuz. Dzeko gibi oyuncular da bireysel beceriden ziyade takım oyununun şampiyon olacağını biliyor. Dolayısıyla Dzeko'nun yanına onun kadar güçlü bir santrofor lazım. İsmail Hoca ona, Dzeko sana ne kadar bu kadar yetki, inanç, güven versek de burada bizim Batshuayi'ye de ihtiyacımız var.
diyerek bir defa Ceko ile bile bunu paylaşmıştır. Batshuayi'nin Fenerbahçe'nin şampiyonluğu kadar istediği bir başka hedef de Avrupa Kupası'nda oynamak. İsmail Hoca ona çok net bir şekilde sen hiç merak etme, biz bu sene bu yoğun maç programı içinde seni Avrupa Kupası'nda milli takımında oynatacak performansı sağlayabileceğin süreyi de vereceğiz konuşmasını mutlaka yapmıştır. Aynen. Ve attığı goller de onu gösteriyor. Ceko'ya gönül rahatlığıyla, Ceko sen atmadığın zaman burada hat-trick yapan, hatta 4 gol atan Batshuayi de bizim için kaliteli oyuncu demek sizi daha da yüceltir, büyütür. Bence Fenerbahçe sadece bu mevkide değil, bütün mevkilerde bu ilişkileri çok iyi bir şekilde yönetiyor. Çok teşekkür ediyorum Ahmet Akçan Hocam, Onur Özkan. Ben teşekkür ediyoruz. Ağzınıza sağlık. Çok keyifli bir programdı. Umarım izleyenlerimiz de, sizler de keyif almışsınızdır. Biz Spor Ajansı'nı noktalıyoruz. Aspor'da yayınımız Demet Gedik'in sunumuyla gün ortasıyla devam edecek. Yeniden görüşünceye dek hoşçakalın.